gerekiyor şimdi? Yufkayı aldınız. Börek yapacaksınız ama evdeki halk dedik ya bir tatlı yapsaydın iyiydi. Yufkanızdan şahane bir künefe yapmanın püf noktası. Birazcık yağ. Birazcık diyor. Yok hepsini koymayacağım aşk olsun. Hepsi birden geldi. Şöyle bir miktar yağ. Birazcık pekmez. Belki bir yemek kaşığı. Ne pekmez o? Üzüm pekmezi. Üzüm pekmezi. Onları şöyle karıştırıyorum. Tarsus'tan harlup pekmezi getirmişler. Hanımefendiler, barışanlar. Şimdi bu kenarda dursun. Dil peyniri kullanacağım içine. Yufkam da fazla canaymış. Ne yapıyorum bunu? Yufkayı güzelce rulo yapıyorum. Bir yufkayı da olabilir. Gibi keseceğim mi? İncecik incecik keseceğim. Şöyle şöyle. Tel kadar, ifi kadar ince olmasa da incecik incecik bunu güzelce keseceğim. Kestikten sonra pekmezle tereyağını karıştırdım ya. Pekmez ve tereyağından güzelce harmanlayacağım. Sonra hazırlamış olduğum malzemenin yarısını tavanın içine döşeyeceğim. Arasına dil peynirlerini koyacağım. Üzerine yine doğramış olduğum, şu incelikte doğramış olduğum yufkayla. İsterseniz bir turda daha ince olsun, isterseniz şöyle yanlamasına doğrayabilirsiniz. Üzerini kapatacağım. İsterseniz bunu şerbetleyin, künefe olsun, künefe lezzetinde. İsterseniz şerbetlemeyin, börek olsun, tatlı isteğine tatlı, tuzlu isteğine tuzlu. Muhteşem, kolay bir tarif. İkisini de yapabilirsiniz. Ya bu pekmezliği yap bakalım nasıl olacakmış tereyağı. Çok güzel gibi oluyor. Yani şey hani şerbetlemeseniz de tatlı olmuyor. Son derece lezzetli. Yapımı da kolay. Künefe için kadayıf bulamadım diye üzülmeyin. Şu incelik yeterli. Şöyle hemen birazcık daha doğrayayım. Tavla, tavla beni tavla. Sonra bir kabın içinde... Ocakta pişiriyorum. Tabii ocakta. Bir taraf, bir tarafını arkalı. Yok, ocakta normal künefenin piştiği gibi arkalı önlü. Bir tarafı piştiğinde güzel pembemsi bir kıvam aldığında tabak yardımıyla çeviriyorum. Diğer tarafını da güzelce pişirdikten sonra dediğim gibi ister şerbetleyebilirsiniz. Şerbetlediğinizde künefe, şerbetlemediğinizde şahane dil peynirli ama pekmezinden dolayı da hafif aroması olan hafif bir aroma. Nasıl karıştıracağını şimdi merak ediyorum. Onu mu? Evet. Ay. Tamam, şöyle karıştıracağım. Yüzüm çıkartıyorum hemen. Aldım. Bence bir kelamdan unutulmazı çalmanız lazım. Tavla değil de ha? Bugün tavla ta. Benim künefemle tavla tavlanın ne alakası var? Hiç. Künefeye uygun bir müzik yapın. Künefe uygun unutulmaz. Bunun lezzeti unutulmaz. Bunun lezzeti unutulmaz. Evet. Tavamı da yanıma alayım. Şöyle mıncıklayarak. Ankara'da TRT'de Ali Ata kullanmadan geçemeyeceğim rahmetli. Evet, canım ya. Benim ilk onun programında biz yan yana gelmiştik. Aynen. Ve hatırlar mısın Edesa'ya götürmüştünüz evet, beni. Evet, orada mamaları evet yemiştik. Ya, ay ya, canım. Makyözümüz var sevgili Leyla. Leyla'nın annesi aşçı. O bir künefe ay, yapar. Güzel. Sen TRT'ye gittiğinde Leyla'dan iste. Ne, annesi ne annesi muhteşem yemekler yapıyor. Yemekler. Künefeyi muhteşem yapıyor. Ya yemek Hatay yemek istemiyorum ki. Ay Hatay ayrı. Harbiye'ye gideceksin. Evet. Orada Hidro'nun orada tamam, yiyeceksin. Antalya, Mersin orada çok güzel yapıyor. Yok ben bir tek Hidro'da yani. Antakya'dan mı bahsediyorsun? Evet. Harbiye'de. Harbi Hidro'da bir yer var. Muhteşem. Şimdi tabii hakiki künefeyle yani mukayese etmek mümkün olmaz. Yok ama bu kolaycacık yapılan... ne güzel. Tabii ama hani nefsi körlemek derler ya canımız çekti. Kadayıf da yok evde. E yemeyelim mi canımız çekti diye muhakkak tabii, yiyelim. Tabii yiyelim. Yiyelim. Yiyelim şişelim. Ben bugün rejim başlıyorum. Sabah yumurtalı ekmek yedim. Bugün de künefe yiyeceğim. Şöyle tavamı da koyuyorum.
Tabii bu tava bunun için birazcık büyük, biraz daha fazla. Hiç yağlamıyorum çünkü zaten... Tavayı yağlamadın mı diyor? Yağlamıyorum. İçinde yağ var ya. Yağ var içinde. Evet. Ha, tavayı yağlayayım mı yazıyor? Ne kadar dikkatli bizim seyirci. Bak 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 bak. Yağlamayın, doktor var burada. Ekstra yağ gerek yok. Hemen onu silin. Cız, tüy, kaka. Ümit hocam varken yapıyorum ben onu. Ümit Hoca da bize kızıyor, yağlı yağlı yiyorsun. Evet, yağlı yağlı, yağlı şeyler yağlı yiyorum diye çok kızıyor. Çok yani. Buradan sevgiyle kucaklıyoruz Ümit Hocamı da. Şöyle güzelce bastırın elinizle, sonra... Arasına dil peynirlerini... Dil peynirlerini koyun. Elini korkak alıştırma Meltem. Vallahi yeme de yanında yat, değil mi? Şahane bak. Peyniri de birazca böyle gözünü çıkartacak kadar çok koydum. Eve gidince uygulayacağım. Hemen diyor hemen. Zaten yufkacılarda da kadayıfı böyle yapmıyorlar mı? Onların makineleri var. Kesip kesip koyuyorlar. İncecik incecik birazcık kesiyorlar. Daha ince sadece. Farkı o. Şerbeti de sıcak mı olacak? Şerbetini diyor. Soğukken döküyorum. Aslında benim şöyle. Eğer o ara çok misafirim varsa ben önceden şerbet kaynatır dolapta bekletirim. Şerbetin içine de hani limon tuzu ve limon koyarız ya, hı hı, kesilmesin diye. Ben birazcık da portakal suyu koyarım. O da kesilmesine engel olur. Dolapta durur. Hazırlamış olduğum şerbeti eğer sıcak gerekiyorsa şerbetimi bir taşım kaynatırım ya da ısıtırım. Ama soğuksa mesela künefede ben dolaptan çıkartırım. Sıcacık pişmiş künefenin üstüne döküveririm şerbeti. Şahane çekiyor.